Öncelikle katıldığınız için teşekkürler. Adınızı ve soyadınızı öğrenebilir miyim? Hakan Büyüktopçu. Ece Akçay. Çok memnun oldum. Birazdan size denizcilik terimleri ve tarihi hakkında 3 tane soru yönelteceğim. Tamam. İkisini bildiğiniz takdirde de bir kitap hediyemiz olacaktır. Şey. Hazırsanız başlıyorum. Tamam. İlk sorum geliyor. Yunan mitolojisinde denizlerin tanrısı olarak bilinen karakterin adı nedir? Poseidon. Evet, tebrik ederim. Tamam. En üst düzey deniz subayına nasıl hitap edilir? Oramiral, Koramiral, Timamiral ve Tuamiral. Maalesef Oramiral'di. Gemilere seyir sırasında yön vermek için kullanılan aletin adı nedir? A. Halat, B. Dümen, C. Lumbus, D. Kürek. Dümen diyeceğim. Evet, tamam. Doğru bildiniz. Tebrikler. Denizci üniformaları ne renktir? A. Beyaz, B. Lacivert, C. Yeşil, D. Siyah. Beyaz. Evet, tebrik ederim. Halk arasında deniz salyası olarak bilinen deniz kirliliğinin adı nedir? Onu geçen konuştuk hatta. Selül bir şeydi, onu unuttum ama neydi ya? Bir ipucu verebilirim. N ile başlıyor. Marmara Denizi'nde yakın zamanda görüldü. Evet, evet. Şık var mı? Şık varsa kesin direkt bileceğim. Dilim ucumda. Aklıma gelmedi. Ama bir şey, laj gibi bir şey diye hatırlıyorum. Evet. Ama... Evet, cevabımız misilajdı ama hiç sorun değil. Zaten ikisini doğru bildiniz. Kitap hediyemiz olacak size. Tamam, çok teşekkürler. Buyurun şöyle vereyim, iyi okumalar. Sağ olun, çok teşekkürler. Türk Boğazlarını kapsayan sözleşmenin adı nedir? A. Montreux, B. Lozan, C. Sèvres, D. Londra. Montreux olmuş. Evet, tebrik ederim. Size bir kitap hediyemiz olacaktır. Buyurun. Teşekkürler.